Gerçekleştirmiş olduğu birçok başarılı operasyonla adından söz ettiren obezite ve diyabet cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Nurullah Bülbüller'le birlikteyiz. Kendisiyle alanı hakkında sohbet edeceğiz. Hocam merhabalar, öncelikle nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bizler de iyiyiz. Dilerseniz sohbetimize sizleri tanıyarak başlayalım. Evet, ben Profesör Doktor Nurullah Bülbüller. Yaklaşık 25 yıllık genel cerrah uzmanıyım. Daha önce Atatürk Üniversitesi Erzurum, Fırat Üniversitesi Elazığ ve Antalya'da Eğitim Araştırma Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi olarak çalıştım. Şimdi de özel bir hastanede ve kendi kliniğimizde obezite ve metabolik cerrahi yapmaktayım. Peki hocam, son zamanlarda ismini sıklıkla duyduğumuz diyabet cerrahisinden bahsedecek olursak, diyabet cerrahisi nedir ve kimlere uygulanabilir, bizlere anlatır mısınız? Evet, diyabet cerrahisi günümüzde son yıllarda ortaya çıkan bir ameliyat çeşidi. Yaklaşık 15-20 yıl öncesinden bu ameliyatlar uygulanmaya başladı ama son 10 yıl içerisinde daha çok yapılmaya başlandı ama son 5 yıl içerisinde bizim de kendimizin uyguladığı bir cerrahi haline geldi. Yaklaşık ben 12 yıldır obezite cerrahisi yapıyorum ama son 5 yıldır obezite cerrahisine inaveten diyabet cerrahisi de yapmaya başladık. Diyabet cerrahisi özellikle tip 2 diyabeti olan hastalara uyguladığımız bir cerrahi. Bu cerrahide bizim yaptığımız işlem aslında vücudunda insülin salgılayan hücreleri olan kişileri belirledikten sonra vücudundaki insülin hücrelerinin salgılayan hücrelerden insülinin salgılanmasını sağlamak. Yaptığımız işlem bu ve bunun için de çeşitli ameliyat yöntemlerimiz var. Bunlardan birisini uygulayarak kişinin dışarıdan insüline ya da oral antidiyabet dediğimiz şeker haplarına ihtiyaç duymadan vücudundaki insülin rezervlerini aktifleştirerek şekerini düşürmeyi amaçlıyoruz. Bu ameliyatta yaptığımız işlem bu. Peki Nurullah Hocam, bu tedavi yöntemi her hastaya uygulanabiliyor mu? Evet. Tip 2 diyabet olması lazım kesinlikle. Birinci şartımız bu. Herkese uygulayamıyoruz. Tip 1'lere böyle bir tedavi yöntemi yok. İkincisi, vücut kitle indeksinin 30 ve üzeri olması lazım. Daha düşük hastalarda bu yöntemin başarı şansı çok fazla olmamakta ve sonuçları hep henüz net değil. O yüzden çok uygulamıyoruz. Vücut kitle indeksi 30 üzerinde olan kişilerde, tip 2 diyabet olan hastalarda, kontrolsüz ilaçlarla kontrolsüz şeker olan hastalarda bu ameliyatı uyguluyoruz. Ama daha da önemlisi, vücudunda insülin salgılayan hücrelerin rezervinin olması lazım. Bunu ne yapıyoruz bunun için? Ameliyattan önce bazı testlerimiz var, onları yapıyoruz. Bu testlerde eğer vücudunda insülin salgılayan hücreler var ise biz bu ameliyatta işte uygun hastaları bu dediğimiz kriterlere göre seçip bu ameliyatları uyguluyoruz. Peki hocam, diyabet cerrahisinde uygulamış olduğunuz tedavi yöntemlerinden de bizlere bahseder misiniz? Aslında diyabet cerrahisi şöyle ortaya çıktı. Obezite cerrahisi için yapılan ameliyatlarda şekeri olan, yani diyabet olan obez hastalarda yaptığımız yöntemlerin diyabet de düzelttiği ortaya çıkınca normalde obezite ameliyatta yaptığımız yöntemler aslında bir nevi diyabet cerrahisi haline gelmiş oldu. Halk arasında bilinen tüp mide ameliyatı da bir şeker ameliyatı olarak adlandırılabilir. Uygun hastalarda, vücut kitle indeksi çok yüksek, aşırı şişman kilolu hastalarda eğer diyabet de var ise tüp mide ameliyatı bile şeker hastalığı olarak kullanabiliyoruz. Bunun dışında çeşitli bypass prosedürlerimiz var. Bağırsağın alt kısmını mideye yaklaştıran ameliyatlar bunlar. Biz bağırsağın alt kısmını mideye yaklaştırarak bu bypass ameliyatlarında vücutta insülin salgılayan hücreleri aktifleştiren çeşitli maddelerin salınmasına neden oluyoruz bu ameliyatta. Ve böylece vücuttaki pankreastaki insülin salgılayan hücreleri aktifleştirerek dışarıdan insülin alınmasına gerek kalmadan şeker hastalığı düzeltiliyor bu bypass yöntemleriyle. Bunun için birçok bypass yöntemi var. Bunlardan 3-4 tanesi en çok kullandığımız yöntemler. Uygun hastalara teknik olarak bunların farklılıkları var. Seçerek bu ameliyatları uyguluyoruz. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Başarılarınız daim olsun hocam. Sağ olun, teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, Antalya'dan Profesör Doktor Nurullah Bülbüller'in yanından sizlere seslendik. Şehrin Nabzı kaldığı yerden devam ediyor.